Biliyorum birçoğunuz belki de rank kasmayı bıraktı fakat hala rank kasmaya uğraşan arkadaşlarımız var. Ben de onların işini kolaylaştıracak 3-4 tane taktik düzenledim. Umarım taktiklerimi beğenirsiniz. Aşağıdan videomuza like atarak da bana destek olabilirsiniz efendim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bu arada sizin de ranklarınızı yorumlar kısmına bekliyorum efendim. Ve hilelere nasıl ölüyorsunuz onları da yazabilirsiniz. Uçak hilesi olsun, pink hilesi olsun falan filan. Anladınız siz efendim. Hadi başlayalım. Bu arada ben de bir tane rank kasma anımı anlatacağım abi. Hileci ölüşümü. İki tane hileci var. Biri Teaming yapıyor. Biri de arkadaşlık astırıyor. Teaming yapan arkadaş diyor ki, orada bir tane adam var, git onu bombala. Ama rank kasan arkadaş geliyor bana bomba atıyor ve bombayı beceremediği için ölüyor ve ona çok güzel eksiler gidiyor. Sonra da teamik yapan Arap hileci arkadaşımız beni bir güzel düdüklüyor. Hadi geçek. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizlere hiçbirinizin sevmediği, 3 tekerli motordan nefret ettiğiniz kadar ettiğiniz, takla attığında sövdüğünüz araçla maç sonu nasıl hayatta kalabilirsiniz sizlere onu göstereceğim. Mesela şöyle diyeyim hani sizlere nasıl diyeyim ben bunu bilmiyorum ama şöyle anlatayım anlatabildiğim kadar. Bu taktikle diyelim ki son alanda 20 kişi var. Kendinizi artık koruyabilirsiniz. Köprüden mi geçmek istiyorsun? Kimseye bulaşmak mı istemiyorsun? Kullanabilirsin. Peki bu taktikler neler? Birazdan sizlere onu göstereceğim. Tabi saçma bir giriş yaptım. O yüzden devam ediyorum abi. Aşağıdan videomuza like atarak bana destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da bu tür diğer taktik videolarımızdan faydalanabilirsiniz. Evet, şu anda o sizin nefret ettiğiniz araca doğru gidiyorum ben. Bu araç. Bu yakışıklı mı yakışıklı? Hiç kimsenin sevmediği, takla attığında dumanlar çıkartan aracımız. Evet bu. Peki biz bununla neler yapacağız? 3 tane taktiğimiz var. Hatta 4 de olabilir. Hani bunu kullanabileceğiniz çok fazla yer var. Benim bildiğim nerelerde kullanılıyor sizlere onu göstereceğim. Birinci taktiğimiz bu Rozo Köprüsü'nde. Biliyorsunuz ki Rozo Köprüsü'nde çok fazla kez alan verdiğini görmüşsünüzdür. Hani buraya geçmeniz gerekiyordur. Şimdi geçsen yukarı gitsen adam vardır falan. Hani adamı öldürmek istemiyorsun. Tabii sen sıralamayı oynamak istiyorsun diyelim ki. Buradan şu buggy'i şöyle indiriyorsun abi. Yavaş yavaş. Yavaş 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 bak yavaş dikkat et. Dikkat et. Lastiklerini bir yerlere çarpma. Bak şöyle kalkı yavaş yavaş. Yavaş yavaş gireceğiz. Yavaş yavaş. Kanka girer misin artık? Şöyle. Ama gir artık lütfen please. Evet girdik. Böyle yaptıktan sonra buradan geri geri şöyle yapıyorsunuz efendim ve böyle şurada bir tacık delik var. Eskiden bunların içine yatılıyordu fakat hani delikleri değiştirmişler birazcık. O yüzden artık yeni bir taktiğimiz var. Buraya geliyorsun ve arka koltuğa geçiyorsun. Peki ne oluyor? Böyle bir şey oluyor kanka. Nasıl ama? Hani kimseye bulaşmıyorsun ve yanına gelen adamlar olsun, gelmeyecek adamlar olsun, herkesi buradan kesebilirsin. Yani diyelim ki bir adamı öldürmek istiyorsun. Haberi yok kan abi, şuradan geçti ya. Şöyle sıkabilirsin ama böyle bildiğim kadarıyla silah geçmiyor. Bomba atabiliyorsunuz, sis atabiliyorsunuz, flash atabiliyorsunuz, her şeyi atabiliyorsunuz. Fakat hani içinden bir şey sıkamıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yine de deneyeceğim. Yok abi geçmiyor. Birinci taktiğimiz bu şekilde. Peki ikinci taktiğimiz nerede? Hadi gidelim oraya. Bu arada bunu istediğiniz zaman geri çıkartabiliyorsunuz. Tabi zorlanma işi size kalmış abi. Ben direkt çıkartırım. Az önce tabii ki de soktuğum gibi şimdi çıkartıyorum. Kanka kaymaz mısın? Lütfen please. Ben şuradan çıkartacağım bunu. Kanka Allah rızası için çıkar mısın artık? Hayır hayır hayır. Gitme gitme sen bana lazımsın. Ve buggy'imizi buradan çıkarttık. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer yere gidiyoruz. Ve bir tane de şöyle bir taktiğimiz var. Onu da göstereceğim sizlere. Yani mesela işte alan 200 metre uzaktayken hani işte çimende gözüküyorsunuz biliyorsunuz. Yani orada pustanızda bir anlamı yok. Fakat oyun öyle bir şey yaptı ki yani artık hani bunu bilen herkes bu tuzağa düşeceğini düşünüyorum ben. Hani herkesin yapacağını düşünüyorum. Bakalım belki siz de yapanlar olacaksınız. Belki bu taktiği bilenler de vardır bilmiyorum ama ben göstereceğim yine de. O değildi, köprüyü geçmemiz gerekiyormuş, alan karşıdaymış. Bu taktiği tam anlamlı göstereceğim ben sizlere. Şimdi o zaman oraya gitmeden diğer taktiğimizi göstereyim. Mesela diyelim böyle açık bir alanda alan bitiyor abi. Şuraya yatsan seni görürler. Bak mesela şuradakileri görüyorsunuz abi, şu çimenler yok mesela. Burada adam yatsa siz rahat rahat görebilirsiniz. Uzaktan mesela sizin bug'iniz gözüküyor diyelim bak.
Bu buggy nasıl diyeyim, mesela şöyle yeşil bir şeyler vardır. Böyle geliyorsun. Yani bunu normalde de yapabilirsin kafana göre. Bunun tam şuraya yatıyorsun bak. Bak şu araya giriyorsun abi. Bak buraya girdiğinde, tamam mı, seni kimse göremez. Gerçek diyorum bak, iki buggy'nin tekerinin ortasına girin abi. Hani kolay bir şekilde de giriliyor. Bak mesela diyelim adam geldi abi, arka koltuğa bin, sık. Olay bu kadar. Sana kalmış. Şimdi köprüye gidelim. Ha dediğim işte buydu. Bak yine canım gitti. Diyorum ya abi, hiç kimse sevmiyor bu aracı ama hani rezon olur, patlarız, sıkıntı yok. Derken rezon da bitti. İyi, güzel abi. Ve inşallah köprü boştur. Tek isteğim o. Lütfen köprü boş olsun. İnsanlarla uğraşmak istemiyorum. İki eleğim var sadece. Gaskım yok. Tek yerim. Köprüyü şu anlık tutmamışlar. Bu bence aşırı güzel bir şey. Ben direkt taktiğe geçeceğim. Diğerleri gelmeden. Şuradan şöyle aşağı iniyorsunuz. Yavaş inin, hızlı inmeyin, denize uçarsınız. Yavaş 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 yavaş. Şöyle. Şöyle buggy'nizi bu şekilde koyuyorsunuz ve buradan da aynı şekilde geri geri çıkıyorsunuz. Çık 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 çık. Ne kadar çıkarsan senin şansına kanka. Ve basıyorsun. Aracın altına girdik yalnız. Birazcık ileri gidebilir miyiz? Bir dakika abi. Fazla şeye gerek yokmuş. Şu araya gitmeyin. Önermiyorum kesinlikle. Şu tarafta yapın siz bunu. Hadi bas 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 bas. Bas ha. Mesela şuradasın diyelim. Arka koltuğa geç abi. Mis gibi görüntü. Ne kafan çıkıyor, ne bir şey çıkıyor. Hani köprüye gelen insanlarla bulaşmak istemiyorsan hani bunu yapabilirsin mesela. Hani bu acayip güzel de bir pusma taktiği bana göre. Hani hileci değil, hile değilse hani gelip köprünün altında sizi bulamaz. Bulsa da abi, bir dakika, buggy'nin duruşuna bakayım. Hani ya gelecek falan, inecek aşağı, böyle gelecek vuracak falan filan. Bayağı zor o arkadaş için. Hani bu taktikleri sizlerle paylaştım. Belki kullanmak isteyen arkadaşlar olur. Ben de yayında arada sırada kullanıyorum bunları. Sizlerle de paylaşıyorum efendim. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer PUBG Mobile videolarımızda görüşürüz diyorum ve kaçıyorum.